30 dakikadan herkese merhabalar. Ben Ece Maat. Önce araştırma masasına gidiyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Burcu selamlar. Bugün tabii küresel piyasalar ABD'den gelecek tüfe verilerine odaklandı ama burada faiz patikasında, faiz indirimi takviminde bir değişiklik yaşanması beklenmiyor. Öte yandan Japonya tarafında ise Mart ayında bir faiz artırım ihtimali güçleniyor gibi gözüküyor. Neler söyleyeceksin? Evet, küresel piyasaların gündeminde iki tane önemli madde var. Sen de özetledin. Bir tanesi enflasyon verisi, bir tanesi de borç. Borç aslında biraz sürpriz de denmemesi gerek belki. Çünkü dünkü büyüme rakamından sonra bu biraz daha olasılığı artmıştı. 2007'den bu yana ilk kez faiz artışı bekleniyor. Oldukça önemli bir olay bu. Ve borç yetkilileri de bu en son cuma günü yapılacak maaş artışlarını takip edecek ve ona göre bir faiz artışları hazırlanıyor. Eğer güçlü maaş artışları gelirse bu işte hep konuştuğumuz enflasyon üzerindeki baskıların da artması demek. Dolayısıyla borcun elini bu anlamda faiz artışı anlamında biraz daha kuvvetlendirecek bir olgu. Dolayısıyla bunu takip edecek ve buna göre eğer maaş artışları yüksek düzeyde de gelirse Mart ayı içerisinde faiz artışı da hazırlanıyor. Ama diyelim ki bu olmadı, artık bundan sonraki dönemde borcun faiz artırılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu ne demek? Şimdi ilk önce onu söyleyelim. Bir kere Nikkei'yi de hatırlayacak olursak bir rekor serisi devam ediyordu. Nikkei biraz rekorlarına ara verebilir demek. Çünkü ultra gevşek para politikası bir likidite bolluğu, para serbestisi yaratmıştı. Dolayısıyla bunun aslında bir miktar aslında faize dönmesi demek. Paranın faize dönmesi demek. Evet, bu belki hemen bir hamlede olmayacak ama faiz artış serisi sürdükçe paranın işte daha prim yapmış, şimdiye kadar Nikkei endeksi için söylüyorum, prim yapmış varlıklardan biraz daha sabit getirileri kayması anlamına da gelebilir. Bir de bunun aslında asıl önemlisi borç bir süredir, yani Japonya bir süredir ABD tahvillerinin en büyük alıcısı konumunda yer alıyor. Ve dolayısıyla bu küresel piyasalarda dolaşan paranın da kendi evine dönmesi demek aslında. Bu açıdan da önemli. Aslında bizim küresel risk iştahında en çok takip ettiğimiz ABD 10 yıllıkları üzerinde etkili ki 10 yıllıklardaki olası bir sert hareket, bir düşüş, yani daha doğrusu faizlerin yükselmesi burada riskli varlıklar üzerinde de baskının artmasına sebep olacaktır. Bu yüzden bu haber akışı oldukça önemli. Diğer taraftan enflasyonu takip ediyoruz dedik. Enflasyonun kırılımlarında hala aslında bir gıda tarafındaki bir de hizmetler tarafındaki katılığın sürdüğünü görüyoruz acı. Bu veride de bunların devam etmesi beklenebilir. Bu enflasyonda katılık anlamına geliyor. Enflasyondaki katılık anlamına gelmesi demek de Fed'in aslında elinin biraz daha rahat olamaması anlamını taşıyor. Dolayısıyla biz bu faiz indirim beklentisini işte Mayıs-Haziran'ın ihtimalinde Haziran'a daha çok ağırlık verirken belki bundan sonraki işte Fed yetkililerinin söylemleriyle beraber, gerçi onlar da şu anda bir sessizlik dönemine girecekler ama biraz daha ötelenmesi Eylül ayına doğru bakış açımızı çevirmemiz demek. Bakalım böyle olacak mı, takip edeceğiz ya da kaç enflasyon verisi buna sebep olacak, bunu izleyeceğiz. Bir taraftan da dünyanın başka bir tarafında Güney Amerika'da Arjantin Merkez Bankası'ndan sürpriz bir hamle geldi. Ben sana bugün 3 tane Merkez Bankası'ndan söz ettim. Bir tanesi FED, bir tanesi BOJ, bir tanesi Arjantin. Arjantin'de faiz oranlarını düşürdü. Oldukça ilginç. Enflasyon %250 olmasına rağmen politika faizini %100'den %80'e düşürdü. İlginç bir yöntem. Milei'nin zaten aslında değişik bir bakış açısında, biraz da popülist bakış açısında olduğunu biliyorduk ama hani hamlelerini de erken erken görmeye başladık diyelim. Bakalım enflasyon dünyanın farklı ülkelerinde nasıl seyretmeye devam edecek? Biz izleyeceğiz, sizlere de aktarmayı sürdüreceğiz. Çok teşekkürler Burcu aktardıkların için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, şimdi Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Kaan Bey yayına. Hoş bulduk Ece Hanım. Ben de size iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii 2024'ün ilk çeyreği nasıl geçiyor diye soracağım ama Antalya üzerine baktığımızda yeni rekorlardan da konuşuluyor. Siz neler söylersiniz? Buradan başlayalım isterseniz. Tabii biliyorsunuz Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nur Ersoy'un tüm Türkiye için koymuş olduğu bir hedef var. 60 milyar dolar gelir ve 60 milyon turist. Antalya 2024 yılında 17 milyon kişiyi geçerek bu konuda üzerine düşeni tamamıyla yapacak gibi gözüküyor. Şu anda
ilk 2 ayın sonunda %13'lük bir artış söz konusu Antalya'da gelen turist sayısında. Tabii geçen seneyle bu seneyi kıyasladığımızda şöyle farklı bir durum söz konusu. Bildiğiniz gibi 6 Şubat'ta çok vahim bir deprem felaketi yaşadık ve neredeyse 1-1,5 aylık dönemde geçen sene biz turizmden bahsedememiştik. Dolayısıyla bu sene geçen seneyi kıyasladığımızda çok şükür ki böyle bir felaket, böyle bir problem yaşamadığımız için şu anda rezervasyon akışında herhangi bir problem gözükmüyor. Ve gelişlerde de ilk defa Almanya, biliyorsunuz, kitlesel turizm hareketinin en önemli fuarından yeni döndük. Geçen hafta döndük Berlin'den, ITB Berlin fuarından. İlk defa Almanya'da satışlarda Türkiye erken rezervasyon satışlarında İspanya'nın önünde geçerek neredeyse 1,5 milyon kişiyi geçti. Dolayısıyla iyi bir sene geliyor diyebiliriz ama tabii ki biz turizmciler olarak çok dikkatli davranıyoruz. Çünkü önemli olan turistlerin rezervasyonunu almak değil, onları geldikten sonra buradan mutlu mesut bir şekilde, tamamen tatmin olmuş bir şekilde ülkelere tekrar geriye gönderebilmek. Dolayısıyla bunun için de çalışma yapıyoruz. Şimdi siz de altını çizdiniz. Hedef 60 milyon turist, 60 milyar dolar hedefi var. Dolayısıyla Akdeniz bölgesinin katkısının ne kadar olmasını bekliyoruz buradan? Tabii şöyle, biz Antalya'da ortalama kalış süresi 8 günün üzerindedir. Yaklaşık 9 gün bir kalış süresi vardır. Örnek veriyorum, şehir otellerinde, şehir otelciliğinde özellikle İstanbul'da, Ankara'da bu kalış süreleri 2 günde sınırlıdır. Dolayısıyla Antalya'ya gelen turistin diğer bölgelere gelen turistten 4 katı fazla geceleme yaptığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla Antalya'ya gelen 17 milyon turisti 9'la çarparsanız toplam geceleme sayısını bulabilirsiniz. Dolayısıyla Antalya'nın bu konudaki ehemmiyeti her zaman resort bölgede, deniz, kum, güneş turizminde, kitlesel turizm hareketinde en ön plandadır. Sizin de söylediğiniz gibi aslında diğer bölgelerde birazcık konaklama sürelerinde de bir kısalma olduğundan konuşuluyor ama Antalya özelinde böyle bir kısalma yok mu? Yok. Sadece bir ilave bir şey söylemek isterim. Hı hı. Pandemi döneminin hemen sonrasında 2022 yılında bir afaki bir artış olmuştu. Tabii pandemi dönemindeki o uzun süreli konaklamalardan bahsetmiyorum bile. Ama pandemi sonrasında bir konaklama sürelerinde tekrardan neredeyse 10 günü geçen bir ortalama kalış süresi oluşmuştu. Antalya'nın normalde 8.4 ile 9 gün arasında bir konaklama ortalama süresi var. Şu anda 2023 yılında gerçekleşen de bu, 2024 yılında gözüken de bu. Dolayısıyla 9 güne yakın bir konaklama süresiyle Antalya bu işin ipini göğüsler ve en ön planda lokomotif olarak görevini yerine getirir. Sizin de dediğiniz gibi 10 günlük kalış süreleri pandemi etkisiydi diyordunuz. Peki Ramazan ayına gelelim. Ramazan bayramı yaklaşıyor. Nisan ayında buradaki rezervasyonlar nasıl? İç tarafta ve dışarısı için. Tabii şöyle, peş peşe aslında çok güzel bir zaman dilimi oluştu. Önümüzdeki hafta itibariyle Nevruz başlıyor. Nevruz Türkiye Cumhuriyetler, Türk Cumhuriyetleri için bağrın müjdelecisi, İran için çok önemli, Azerbaycan için çok önemli. Dolayısıyla bir Nevruz tatili var. Nevruz tatilinin hemen sonrasında Avrupalıların Paskalya tatili var. Daha sonra da bizim Ramazan bayramımız geliyor. Açıkçası biz sizin aracınızla da tekrardan bu talebi gündeme getirelim. Bir gün ilave bir tatil ilan edilmesiyle birlikte Ramazan bayramı tatilinin 9 gün olabilmesi söz konusu. Bu da bizim sezonu erkenden açabilmemiz anlamına gelecek. Ve hem de bir seçim dönemi geçiriyoruz. Seçim dönemleri Türkiye'de malumunuz biraz stresli geçiyor. Bu stres sonrasında da insanlarımız bir nefes alacaklar. Dolayısıyla bu 9 günlük tatil periyodu da hem turizmciye hem de ülkemizin insanlarına çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Onun için de erken açıklanması, rezervasyonların hızlanması anlamında da çok önemli bizim için. Bizim beklentimiz şu anda açıkçası bu 9 günlük tatil periyodunun olmasını bekliyoruz. Evet, buradan da iletmiş olduk talebinizi. Peki yaz ayları için erken rezervasyon dönemiyle beraber talepler nasıl o tarafta? Şöyle, tabii ki maalesef Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin devam ediyor olması, biliyorsunuz biz Rusya'nın bir numaralı turizm destinasyonuyuz. Dolayısıyla oradan Ukrayna'yı neredeyse tamamen %80 oranında kaynak olarak kaybettik. Ama Rusya'da bizim en önemli kaynak destinasyonlarımızdan bir tanesi. Şu anda erken rezervasyonlarda Rusya bir parça yavaş gidiyor. Erken rezervasyonlarda Almanya, İngiltere ve Benelux çok ön planda. Bir de ilaveten bizi çok mutlu eden bir şey daha var. Kasım ayı fiyatlarıyla oteller Türk lirası fiyatlarını da çıktılar, özellikle resort bölgede. Biz yurt içi pazardan da çok ciddi erken rezervasyon almaya başladık. Dolayısıyla bu tüketici trendlerinde bir değişiklik olduğu anlamına geliyor. Burada hani hep bir tevatür vardır. Hep bir işte yabancılar daha ucuza kalıyor, daha indirimli kalıyor
gibi bir durum söz konusudur. Ama bunu kıyaslayan ve bunu takip eden yurt dışı pazar misafiri, Türk misafirlerimiz erkenden rezervasyon yaparak çok indirimli tatil satın alabildiklerini de gördüler. Ve Kasım ayından itibaren biz yurt dışı pazardan da çok ciddi erken rezervasyon alıyoruz. Ben bu anlamda bunu çok olumlu görüyorum. Dolayısıyla homojen bir dağılma söz konusu olacak. Biliyorsunuz biz gelirlerimizin çok büyük bir kısmını Temmuz-Ağustos aylarında yapıyoruz. Antalya'da yaklaşık 2,5 milyon kişi yaşıyor. Temmuz ayında 2 milyon 800 bin, bir o kadar da Ağustos ayında turist getiriyoruz Antalya'ya. Dolayısıyla bizim ihtiyacımız olan şey tüm aylara homojen yayılmış bir turizm şekli. Bu anlamda da hem turizmi 12 aya yaymak için hem de çeşitlendirmek için çok ciddi çaba içerisindeyiz. Dolayısıyla yurt içi pazarın da hem erken rezervasyon yapması hem de homojen bir şekilde tatil periyotlarının yayılması açıkçası bizi ileriye dönük çok mutlu ediyor. Bu anlamda baktığımızda iç pazarda bizim çok ciddi bir kaynak pazarımız haline geldi. Peki oransal olarak baktığımızda nasıl içeriden gelen taleple dış talep erken rezervasyonda? Şöyle şu biraz önce bahsettiğim gibi Almanya uzun zamandan sonra ilk defa Mart ayının başlangıcında 1,5 milyon kişiyi geçti erken rezervasyonda. Tabii bu çok ciddi bir kayıt. Bunun olmasının sebebi de şu. Biz rakibimiz olan ülkelerle fayda maliyet analizi yapıldığında tüketicinin lehine bir destinasyonuz. Bizim uygulamış olduğumuz sistemler deniz, kum, güneş ve son dönemde uyguladığımız dördüncü S yani safety, güvenlik bizim için çok ön plana çıktı. Aynı zamanda bu sürdürülebilir turizm sertifika programıyla da ilgili Avrupalı turist profili Türkiye'yi ve Antalya'yı tercih etmeye başladı. Ve bunun da sürdürülebilir olduğunu, sürdürülebilir kaynaklarla elde edildiğini görmesi onlar için bir avantaj yarattı açıkçası. Dolayısıyla bunu da pazarlamada Turizm Geliştirme Ajansı çok ciddi bir şekilde kullandı. Ama bu anlamda baktığımızda özellikle İngiltere'nin de erken rezervasyonda çok ciddi bir ivme sağladığını görüyoruz. Burada yani Rusya-Ukrayna Savaşı'nın biraz önce söylediğim gibi devam ediyor olması bir dezavantaj yaratıyor ama özellikle Rusya'nın rezervasyon talebinin hafiflemesi veya yavaşlaması durumunda Avrupa pazarı bu açığı doldurabilecek gibi gözüküyor. Bir tek geçen sene biz İskandinav pazarında çok zayıf gittik. O da tamamen siyasi sebeplerden dolayı da açıkçası İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili olan bir durumdan dolayı bizimle ilgili kötü bir algı yönetimi oldu İskandinav pazarında. Ben bu sene de onun tekrardan geriye geleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu sene İsrail pazarı hariç herhangi bir pazarda eksi olmayacağımızı görüyorum, gözlemliyorum. Onun için de 17 milyonu geçeceğimize inanıyorum açıkçası Antalya'da. Peki şunu sormak istiyorum. Biliyorsunuz ki Yunanistan tarafı da çokça konuşuluyor. Oradaki kapıda vize uygulamasından bahsediyorum. Buranın sizi negatif anlamda etkilemesini bekler misiniz? Ben gerçekten şöyle düşünüyorum. Hani tabii ki insanlar nerede isterlerse orada tatil yapsınlar ama ben bir Türk turizmcisi olarak yurt dışına gitmek isteyenlerin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmelerini tavsiye ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hem kendi para birimimiz uygulanıyor hem de orada da ekonomik tatil imkanları var. Açıkçası yani Yunanistan'a gitmek isteyen Yunanistan'a gidebilir. Bunu kimse önleyemez ama kapıda vize vermeleri tamamen ticari bir şeydir. Dolayısıyla bu ticari organizasyon içerisinde Yunanlı turizmciler, bizim meslektaşlarımız, rakiplerimiz bunu biliyorlar. Türk misafir profili onlar için çok önemli. Hani bizim yurt içi pazar diye adlandırdığımız profil onlar için çok önemli. Adalar çok zordur turizm şekli anlamında. Onlar da kötü zamanlar yaşıyorlar. Türk profilini, Türk turizm severleri kendi adalarına çekebilmek için böyle bir plan yaptılar. Bunu da açıkçası basın yoluyla bizler biraz parlattık. Yunanistan'da Türkiye'ye gidelim diye bir kampanya yapıldığını ben hiç duymadım. Buna cesaret bile edemezler. Ama biz de oldukça bu konuyu ön plana taşıdık maalesef, taşıdı insanlarımız. Biz bunu izliyoruz tabii ki. Yunanistan'a giden Yunanistan'a gidecek, ülkesinde kalmayı tercih edecek, ülkesinde kalacak. Ama hani bunun bir kampanya haline gelmesi, bunun bir avantaj gibi gösterilmesini ben açıkçası bir Türk turizmcisi olarak çok tasvip etmiyorum. Ama dediğim gibi tatil insanların tercihi olan bir şey, hak ettikleri bir şey. Ama yine tekrar söyleyeyim. Çok yurt dışı isteyenler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitsinler. Kaan Bey, son olarak tabii ki fiyatları soracağım. Geçen seneye göre otel enflasyonu nedir? Fiyatlarda ne kadarlık bir artış var? Bizim tabii özellikle döviz satışı yaptığımız dönemlerde dövizin enflasyonun altında kalması, yani döviz kurunun Türk lirası karşısında enflasyonun altında kalması sebebiyle bir parça fiyatlarımızı arttırmak zorunda kaldık. İki sene peş peşe %15 ila %20 arasında Euro bazında fiyat zammı yaptık fiyatlarımızı Avrupa pazarında ve Rusya pazarında. Burada tabii Türk lirası
bir parça değerli gitti euro karşısında. Bizim beklentilerimizin üzerinde değerli gitti. Biliyorsunuz bizim sabit maliyetlerimiz Türk lirası olduğu için %150'ye yakın bir enflasyon yaşadı belli bir dönemde Türk turizmcisi. Bizim enerji maliyetlerimiz %130'a oranla arttı. Yiyecek içecek maliyetlerimiz keza öyle. Bunun bir parçasını döviz kurundaki artıştan, bir parçasını da fiyatlarımızı arttırarak elde edebiliyoruz. Ciroda bir problem yok ama kar hedeflerimizde bir parça geriye düştük. Ama hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Euro kurunun da öyle çok yükselmesini tercih ettiğimiz söylenemez. Dengeli bir yükselmeyle Türk turizmci bu seneyi atlatır. Çok teşekkürler Kaan Bey katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Evet, TÜSİAD Vergi Platformu Başkanı Serkan Kundakçı ile devam ediyoruz. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Evet, şimdi bir değişiklikten bahsediyoruz. SGK prim ve diğer alacakları için gecikme cezası %3 olarak belirlendi. Baktığımızda 2022'de %2,5 olmuştu ve 2022 öncesi de %2 idi. Bunun sebepleri nelerdir? Neden böyle bir değişiklik oldu? Şimdi tabii son dönemde yaşamış olduğumuz bu enflasyonist ortama paralel olarak banka mevduat oranlarındaki yükseliş ve bankalarında kredi faiz oranlarındaki artışa paralel olarak piyasada bu hem vergi tarafında hem SGK tarafında gecikme zammı biraz düşük kalmıştı. Vergi tarafında yapılan düzenlemeyle gecikme zammı oranı %3,5'a çıkartılmıştı ama SGK oranını arttırmamıştı. Şimdi bu da tabii aslında işletmeler açısından baktığımızda sanki ödenmemiş sigorta primleri işletmeler açısından bir finansman kaynağı gibi kullanılmaya başladı son dönemde. Yani prim ödeme tahsilat hızında sigorta tarafında bir azalma meydana geldi. Sosyal Sigortalar Kurumu da aslında geçen sene sonundan itibaren e-haciz uygulamalarını başladı. Yani işte 3 ay içerisinde ödenmeyen primler icra servisine düşüyor. İcra servisinden sonra eğer ki işveren tarafından bir tecil ya da taksitlendirme talebi gelmezse e-haciz uygulamasını yönlendiriliyordu. Yani 3 aylık periyodlardan sonra SGK aslında e-hacize başlatmıştı. Şimdi piyasada bu mevduat faiz oranının %45 hatta %48'leri yükseldiği, tırmandığı durumda faiz oranının da %2,5'lar seviyesinde kalmış olması bir dengesizliğe yol açmıştı. Şimdi bunun ortadan kaldırılması için %3'e çıkartılıyor. İlk 3 aylık dönemde 89. maddede bir düzenleme yapıldı. 89. madde işveren tarafından ödenmeyen primlerin uygulanacak ilk 3 aylık faiz oranını belirliyor. 3 aydan sonra ne oluyor? Bu %3'ün üzerine devlet iç borçlanma senetlerinin yıllık ortalaması da bu %3'ün üzerine ekleniyor. Yani ilk 3 ay %3, 3. aydan sonra ödenmezse devlet iş borçlanma senetlerinde yıllık faiz ortalaması bu %3'ün üzerine eklenerek bir birleşik faiz hesaplanıyor. Hı hı. Ve bununla ilgili de faiz hesaplamaları devam ediyor işveren nezdinde. Şimdi böyle bunun amaçlanan şey aslında biraz prim tahsilat oranlarını hızlandırmak. Vergi tarafında yapılan 3,5'luk düzenleme olumlu yol yansıdı. Prim tahakkuk tahsilat oranlarını hızlandırmıştı. Çünkü bir ara vergi tarafında da bu %2'lere kadar düştüğü söyleniyordu. Şimdi biraz daha iyi. SGK tarafında da tahakkuk eden sigorta primlerinin bir nebze de olsa tahsilatını hızlandırmak amaçlanıyor. Genel sağlık sigortasına uygulanmıyor bu. Genel sağlık sigortalarında sadece devlet iç borçlanma senetlerinin yine yıllık bazda ortalaması alınacak. Ama bu dönemde Sosyal Sigortalar Kurumu'nun bütçeye koymuş olduğu gelirlerinin daha hızlı bir şekilde tahsilatını hızlandırmak ve hazineye intikalini sağlamak amacıyla gecikme faiz oranlarına bir düzenleme yapıldığını söyleyebiliriz Ece Hanım. Peki tahsilat hızlanmasında bir yararı olur mu? Olmasını bekliyor musunuz? Ve de Nisan ayında tabii uygulamaya gireceği için çok da az bir süre var. Bu süre zarfında bir hızlanma bekler misiniz? Ya tabii ki sonuçta şimdi işverenler açısından ödenmemiş sigorta primleri yani başka sonuçlar da doğuruyor. Mesela işte kamu ihalelerine giren kamu müteahhitleri SGK'dan şu anda borcu yoktur yazısı alamıyorlar. İhaleye girmekte de zorlanıyorlar ama bir taraftan da bunu bir finansman kaynağı olarak gördükleri için çok yüksek prim ödeyen şirketler yine de bunu ödemeyerek işte bankalar nezdinde bu sigorta firma ayırmış oldukları fonları mevduat tarafında değerlendirme yolunu seçebiliyorlardı. 1 Nisan'dan itibaren şimdi bundan vazgeçilerek bu sigorta firmanın hazine intikalini sağlanacağını söyleyebiliriz. Tabii yani yapılan oransal bazda baktığımızda %3, tabii yıllık bazda birleşik faize baktığımızda %36 gibi sonuç doğurmuyor. Çünkü 3. aydan sonra dediğim gibi %3'ün üzerine devlet iç borçlanma senetlerinin ortalama faiz oranında geleceği için bu yıllık bazda baktığımızda yine %50'lerde, %50 civarında ortalama bir faiz yükü demek. Bu da işverenlerin şu anda katlanmak istediği bir faiz yükü olmayacağından dolayı tahsilat hızının hızlanarak
bu bütçeye konulan SGK prim gelirlerinin de hızlı bir şekilde hazine intikali sonucunu doğuracağını söyleyebiliriz. İşveren tarafından da tabii borçlu olmak çok da hoş karşılanan bir şey değil ama işte bu yüksek enflasyonist ortamda kredi olanakların da bankalar tarafından şu an kısıtlı kaldığı durumlarda, yani kredi de şu anda çok sıkı politikalar uygulanıyor bankalar tarafından. İşverenler krediye ulaşmakta bazen çok zorlanıyorlar. Kredi kaynakları kısıtlı. Bunu da bir nevi bir kredi, bir finansman kaynağı olarak kullanıyorlardı. Ama Nisan ayından itibaren bunların daha hızlı bir şekilde hazineye aktarılarak işverenler tarafından bu borçların ödeneceği kanaatindeyiz. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Vergi beyan ayındayız. Bu anlamda yapacağınız bir uyarı var mıdır? Kısaca varsa alalım. Yani Mart ayı biliyorsunuz gelir vergisi mükellefleri açısından bir beyan ayı. Türkiye'de 2,5 milyona yakın gelir vergisi mükellefi olduğunu düşünecek olursak tabii ağırlıklı olarak Mart ayı dendiğinde aslında kira geliri beyanları ön plana çıkıyor. Bu ay itibariyle, çünkü geçen sene sonu itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığımızın da yapmış olduğu çalışmalarla kira geliri beyanlarının hızlı bir şekilde yapılması ve usulsüz beyan eden ya da beyan etmeyenlerin tespit açısından yoklama memurlarıyla daireler nezdinde, konutlar nezdinde tespit çalışmaları başlamıştı. Şimdi bu ay itibariyle 21 bin liraya geçen konut kira gelirinin beyanı ile ilgili mükelleflerimizin dikkat etmesi gerekiyor. Bunun dışında da bilanço usulüne göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri var. Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden kaynaklı bilanço usulüne göre defter tutan vergi mükellefleri bu ay itibariyle enflasyon muhasebesi uygulanmış bilançoları gelirler sistemine yükleyecekler. Bu tarz uygulamalarında dikkate alınarak 2024 yılı için vergisel etkilerinin de göz önüne alınması ve mükelleflerin bu enflasyon muhasebesi, gelir vergisi mükellefleri bilançoya yansıyan enflasyon muhasebesi, bunun dışında da gayrimenkul sermaye irade elde eden mükelleflerimizin de kira geliri beyanlarını bu ay içerisinde vererek vergilerin ödemelerini gerektiğini hatırlatmak isterim. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Ve 30 dakikayı burada sonlandırıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.